Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz e, golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. golvar.com'da birçok editör arkadaşımın köşe yazıları, gündeme dair son dakika haberleri ve benim de köşe yazılarım var. Sık kullanılanlarınızı ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz mevcut. Sevgili arkadaşlar, e, Fenerbahçe'de çok ciddi bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu yaşandığı iddia edildi. Nedir o gelişme? Löw Alman teknik adam Joachim Löw Fenerbahçe'ye evet dedi. Evet arkadaşlar herhangi bir kelime oyunu ne bileyim vesaire şu bu yok. Zaten videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bizim niyetimizi de, mantığımızı da verdiğimiz haberlerin doğruluğunu da çok net anlıyorlardır. Gece saatlerinde gelen bu bilgilerden sonra Löw hayırlı olsun diyoruz. Şimdi sosyal medyaya da düştü zaten. E, dün gece saatlerinde. Yoahim Löw Fenerbahçe'yi evet dedi diye. Ben haber okuyayım arkadaşlar. Şimdi e, Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberi. Uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Yoahim Löw Başkan Ali Koç'a şartlarını bildirdi. Bu arada arkadaşlar her haberden sonra mutlaka ve mutlaka duyumlarımı iletiyorum. E, haberin sonuna kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Alman teknik adam yapmak istediği projelerden ekibi dahil alacakları ücrete yani ücrete transfer bütçesinde bütçesinde oyuncu grubuyla ilgili taleplerine kadar birçok konuyu başkana anlattı. Yani bakın e, proje transfer bütçesi oyuncu grubu transfer vesaire 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 hepsini anlattı. Löv isteklerinin kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'nin başına geçmeyi kabul etti. Tabii ki de löv konusunda son karar, son merci Başkan Ali Koç kaldı. Alman teknik adam isteklerinin kabul edilmesinin büyük yani olasılıkla artık kabul edilmesini bekliyor. Eğer bu istekler kabul edilirse Ali Koç gelecek sezon takımı ünlü ve kariyerli teknik adama teslim etmiş olacak. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Peki e, nedir o şartlar, değil mi? Herkesin merak ettiği bu. Şimdi löv e, bir kere löv dediğin adam, yani bir kere löv dediğin adam e, senden proje ister, yani senden para, pul, şu bu istemez. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani biz gönül aşığı insanlarız. Mesela bana birisi desin ki e, atıyorum. Şu kanalda video çekmeye başla. Hani günde bir tane video çek. Her gün senin sayende bir Fenerbahçe taraftarına forma hediye edeceğim. Yani kesin. Şimdi bu benim şahsi prensibimdir. Ben kabul ederim. Ya da desin ki her gün bir aileye işte 300 liralık 500 liralık ya şey yardımda bulunacağız. Ben kabul ederim. Bu benim prensibimdir. Ama bana deseler ki ya işte... Ee, Gel kanalımızda video çek, kendi kanalını şöyle yap, böyle yap, işte aylık şu kadar para falan filan. Bu değişir. Şimdi lövde de böyle bir teknik adam. Şimdi sen Löv'e gel bizi şampiyon yap, şu kadar para dediğin zaman adam bunu kabul etmiyor. Adam bunu kabul etmiyor. Adam sana diyor ki ben Fenerbahçe'ye bağlıyım, gönülden bağlıyım. Ben Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorum. Benim Fenerbahçe'den istediğim şey öyle sıradan basit bir olay değil ya da basit bir proje değil. Ben Fenerbahçe'nin 30 yılını belki 300 yılını kurtarmak istiyorum diyor. Ben bu yüzden Löve destek veriyorum. Hatta Ali Koç'a yönelik sözlerim de bu yüzden. Eğer Fenerbahçeli ise Ali Koç kesinlikle Löv yeni teknik direktörümüz derken bunu kastediyorum. Ama Fenerbahçe düşmanıysa bakın bugün seçim oldu. Fenerbahçe Löv'le anlaştı. İyidir, kötüdür fark etmez. Bugün seçim oldu. Fenerbahçe'nin başına X geldi. Löv'den daha iyi teknik direktör getirebilir mi? Y geldi getirebilir mi? Z geldi getirebilir mi? W geldi getirebilir mi? Hiçbiri getiremez. Okey. Hocam iyidir löv geldi kötü sonuçlar aldı. Ya bu adamın kötü sonuçlar alma ihtimali neredeyse sıfır. Niye biliyor musunuz? Ben yıllardır şunu savunuyorum. Fenerbahçe'ye iki şey lazım. Bir disiplin her alanda disiplin. Taktik disiplin, işte fizik kondisyon disiplini, vücut disiplini, sosyal medya disiplini, saha içi saha dışı disiplini. Yani bu çetecilik, arkadaşçılık, ekipçilik, at çiftliğicilik hepsini dahil ediyorum. Bir disiplin, iki gerçekten taktikten anlayan bir teknik adam. Bu adam üçlü savunma da oynattı, bu adam dörtlü de oynattı. Bu adam 3-4-1-2 de oynattı. Bu adam 3-4-3 de oynattı. Bu adam 3-5-2 de oynattı. Bu adam 4-4-2 de oynattı. 4-2-3-1 de oynattı. 4-1-3-2 de oynattı. İşte bize bu lazım. Yani taktik ve disiplin. Yani taktik ve disiplin. Bu adam bunları sağlayabilir. Ben diyorum ki bu adam bunları sağlayacak bir adam başarısız olma ihtimali sıfır. Sıfır arkadaşlar çok net söylüyorum sıfır. Çünkü bunu Fenerbahçe'de sağlayıp başarısız olma ihtimali yok. Ha ortada şu var. Şimdi şu var. Adam diyor ki ben A takımdan bahsetmiyorum. U11, U13, U15, 17, 19 işte neyse belki 21 de açılır seneye. U21 de seneye açılır. Açılması lazım. Yani hiç olmazsa rezerv takımın açılması lazım. Çünkü önümüzdeki sene genç oynatma zorunluluğum var. Ben diyorum ki bak bu adam bilir başka haber. Bakın şimdi herkes işte e, löv haberi yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ama şu var. Şimdi 4 yıldır yönetimimizin ümitsiz politikaları, ümitsiz hareketleri. Yani e, 4 yıldır kulüp yönetimimizin e, tuhaf hareketleri beni endişeye sevk ediyor. Yani benim diyor, ben diyorum ki bizim yönetim der ki, biz sana dönelim der. Bekletir, 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 bekletir. Sonra Löwe İngiltere'den, İspanya'dan teklifler gelir. Ee, hoşuna giderse oraya gider, gitmesi bize gelir. Buna kalmayalım istiyorum. Ben bugünden halledelim istiyorum. Bak, Löw gelirse kesinlikle herkesin heyecan yapması lazım. İş, iş ciddiye binirse, yani iş imzaya kalırsa ya da imza da açıklanırsa heyecan yapması lazım. Çünkü biz teknik direktör değil proje alıyoruz. Ya belki 30 seneyi kazanacağız diyorum. <laughs> ha bütün şartlar kabul edildiyse Ali Koç bütün şartları kabul edildiyse İstanbul'a getirecek imzayı atacak. Sonra dinlenmeye mi çekiliyor? İsmail Kartal'dan iletişime mi geçiyor? Kulübün içinde mi yatıp kalkıyor? Onu bilemem. Ama bütün yapması gereken imzaya kal. Yani imza atlatması. Artık imzalatmazsa bütün sorumluluk Ali Koç'a yüklenir. Yani hiçbir yüzü kalmaz. Şimdi İsmail Kartal mesela oyuncularına teknolojik takip haberi var. Çok kısa arkadaşlar. İsmail Kartal antrenmanların veri ve analizlerini saha içerisindeki birebir takip ediyor. diyor. Antalya Belek'te sürdürüyor kamp çalışmalarını. Antrenman verilerini tablet üzerinden takip ediyor. Aldığı notları, verileri saha içerisinde birebir uyguluyor. Ve oyuncularına çalışma esnasında direktiflerde bulunuyor. Hocam peki İsmail Kartal Lövin yardımcısı olur mu? Ya arkadaşlar niye olmasın? Bakın bizim ülkede en kolay yapılabilecek iş ikinci adamlıktır. Hiçbir zaman unutmayın bunu. En kolay yapılabilecek iş ikinci adamlıktır. Birinci adamlık değil. Her zaman ikinci adamlık en kolay iştir. Belediye başkanının yardımcısısın. Kimse senin adını tanıdı bilmez. Herkes belediye başkanına yüklenir. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Herkes belediye başkanına sayar. Cumhurbaşkanı baş danışmanısın. Kimse senin adını sanını kolay kolay biraz Siyasetle ilgilenenler bilir. Herkesin derdi Cumhurbaşkanı olur. İyiyse de o, kötüyse de o. İşte ne bileyim kulüp as başkanısındır. Kimsenin umurunda değilsin. İşte partinin eş başkanı mı, genel başkanı mı, eş genel başkanı mı bir şey oluyor. Mesela kimse şeye saymaz, sana saymaz. O yüzden ikinci adamlık kolaydır. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam zıplaya zıplaya kabul ederim. Löv gelecek, bana da ikinci başkanlık teklif edecek. Zıplaya zıplaya kabul ederim. Örneği değiştiriyorum. Eee Oktay Uludoğan, sevgili Oktay kardeşime de buradan selam olsun. Oktay Fenerbahçe başkan oldu. Mustafa Hocam as başkan olur musun? Zıplaya zıplay olurum. İşte Aziz Yıldırım başkan oldu. Dedi ki Mustafa Hocam ikinci başkan olur musun? Bak. Ben önce şahtladım, beziyim. Hayır. Hayır bak dinle başkanım bak. Hayır öyle ama. Sen kimle konuşuyorsun? falan yapar böyle. Neyse. Şakasına yapıyorum. Ya da dediler ki Fenerbahçe'nin başkanı. "Ulan Mustafa Hocam sen çok biliyorsun." İşte Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına sen de yardımcısın. Kabul ederim. Gözüm kapalı kabul ederim. Niye etmeyeyim? Çünkü ikinci adamlık kolaydır. Bu arada Emre Belözoğlu demişken onun da kısa birkaç cümlesini yok. 7-8-15 cümlesini okuyayım da. Ee... <laughs> Bu videoyu da böyle kapatalım. Çünkü Anadolu Ajansı'na bazı açıklamalarda bulunmuş. Ee... Bunlar kolay duygular değil. Fenerbahçe kalbimdeki takımdır. Ama bugün itibariyle Fenerbahçe kulübünün mensubu değilim gönlümdeki yerini her zaman koruyacak. Karşımızda iyi bir takım olacak. İsmail Hoca ile beraber daha farklı bir diziliş ve motivasyonla oynamak isteyen bir takım var. Zor bir maç olacak. Psikolojik anlamda da kolay olmayacak. İstediğimiz dominant bir oyun var. Fenerbahçe son 3 maçta puan olarak istediklerine ulaşamadığı gibi görünüyor. İki takımın kazanmak istediği güzel bir maç olacak. Hak edenin kazanacağı ve dostça bir maç olmasını isterim demiş. Şimdi Emre Belözoğlu demişken buraya da kısa bir değinmede bulunayım. Emre Belözoğlu şu anda stajyer bir teknik adam. Bakın stajyer bir teknik adam. Yanlış anlamayın kötü bir niyetle söylemiyorum bunu ama Fenerbahçe taraftarı stajyer bir teknik adama dahi okey demedi mi? Siz demediniz mi? Kabul demediniz Bugün İsmail Kartal yani Emre Berezoğlu gelseydi çoğunuz zılgıtlar içinde halay çekmez miydiniz? Çekerdiniz. Fenerbahçe'nin durumu bu kadar kötü işte. Ama hocam Emre Berezoğlu da iyi teknik adam. <laughs> i̇yi teknik adam, kötü teknik adam. Ben buna bir şey diyemem. Risk alabilen teknik adamlar iyidir. Ya da iyi sonuçlar alır. Ama sonrası süreklilik. Anlatabiliyor muyum? Süreklilik. Mesela Real Madrid iyi bir takımdır. Zaman zaman çöküşler yaşasa da zaman zaman kötü günler geçirse de iyi bir takımdır. Anlatabiliyor muyum? Ha Emre Belezoğlu daha gidecek o kadar çok yolu var ki. Belki Mustafa Hoca'nın yaşından daha fazla gidecek yolu var. Anlatabiliyor muyum? Ha hocam peki İsmail Kartal <laughs> e, kabul etmedi. Bunun yerine İsmail Kartal'ın yerine Emre Belözoğlu'nu aldılar. Kabul eder misin? Kabul ederim. Niyet mi? Hocam çetecilik yapar. Bilmem şu şu. Lövün olduğu yerde disiplinsel sorunlar olmaz işte. Bak İsmail Kartal, Ersun Yanal iyi niyetli insanlardır. Fenerbahçe menfaatleri gereği git desinler giderler. Gel desinler gelirler. Böyle insanlardır. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ha hocam Lövün yardımcıları İsmail Kartal, Emre Belözoğlu olur mu? Zannetmiyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer İsmail Kartal kabul etmezse ya da başka bir şeyleri bahane ederse biçilmiş kaftan Emre Belezoğlu'dur. Löv, düşünseniz Emre'yi yetiştirdiğini ki Emre de zaten aklı başında bir insan. Yani Fenerbahçe'den çıkıp da başka takıma gideyim onu çalıştırayım azıcık cebime para girsin deneyim kazanayım demez. Asıl deneyimi ben burada kazanıyorum zaten der. Yani ee, böyle bir olay olur ben bunu da isterim ama son olarak da şunu söyleyeyim. İmzayı görene kadar bana da, Ali Koç'a da, başkasına da inanmayın. Löv gelirse hocam Ali Koç'a tepkin diner. Ya tepki mepki yok arkadaşlar. 4 senedir başarısızlık var Fenerbahçe'de. Başarısızlığı da kabul eden kimse yok. Jorge Jesus mesela bak. Jorge Jesus'u da ben kabul ederdim. Ekrem Konur bugün bir haber vermiş. Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon dolarlık teklif var diye. Herhalde buradan artık dönmez. Yani. Bak benim tepkim şuna. Yaz transfer sezonunda Selahattin Baki ne dedi? 3-4 tane majör oyuncu transfer edeceğiz dedi. Değil mi? Hangi majör oyuncular geldi? Burak Kapacak, Çağatay Kuru kalıp. Değil mi? Berisha, Rossi, Meyer. Aslında bana kalırsa benim felsefem de Burak Kapacak, Berisha, Rossi, Meyer felsefesi. Şu takıma artık majör 27, 28, 30, 35'lik futbolcu gelmesin. Burak gelsin, Berisha gelsin, Rossi gelsin, Meyer gelsin. Hani gelmesin. Ama ne yaptınız? Gittiniz. Vitor Pereira'yı getirdiniz. İşte Vitor Pereira senin intihar biletindir. Vitor Pereira senin kafana sıkma biletindir. Vitor Pereira'da sen kafana sıkarsın. Bak şimdi Everton'a gidecek falan filan dediler. Everton taraftarı ayağa kalktı. Biz Lampard'ı istiyoruz diye. Şimdi Lampard'ı getirecekler herhalde. Ya işte olay bu arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Löv gelirse belki Ali Koç 4 senedir mahvettiği, perişan ettiği Fenerbahçe'yi önümüzdeki 4 sene taşıyabilir. Bir cümle var onu da söylemeden kapatmayacağım. Löv'le 30 sene çalıştım. 30 senede 30 şampiyonluk asla imkanı yok. 30 senede 30 kupa alabilirsin ama 30 şampiyonluğu asla alamazsın. Türkiye içi sebeplerden dolayı alamazsın. Ama 30 senede 15 şampiyonluk versin birisi bana ben kabul ediyorum. Ben okeyim. 30 senede en az 15 tane Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon olacak desinler. Ben okeyim. Ben kabul ediyorum arkadaşlar. Siz de ediyor musunuz? Görüşmek üzere. Löv hayırlı olsun diyorlar. İnşallah hayırlı olur. İnşallah buradan dönmez.